Yönetimimizi de ben buraya almak istiyorum alkışlarla. Hikmet Aktekin, Cemal Özdebek, Selahattin Erdem, Bilal Biricik, Resul Tutaş, bakıyoruz şöyle, Battal Bunda, Kemal Kalan, Osman Atan, Aziz Orhan. İnşallah çok güzel olur. Ben hemen sözü alkışlarla yönetimi ve başkanına bırakıyorum. Orada. Değerli yönetim kurulumun bu akşamki gösterdikleri bu bağışlardan dolayı yönetim kuruluna tek tek teşekkür eder ve onlara başarılar diliyorum. Sultan Gazi Maltop Şubesi'nin Malatyalıların burada biraz daha yoğun olduğu, onun yanında Arnavutköy Gazusman Paşa'da katarak Sultan Gazi Maltop Şubesi'ni sizlerin katılımıyla Sultan Gazi'lere hayırlı olsun diyorum. Malatya'nın birliği ve beraberliğini sağlayacağınıza inanıyorum. Çünkü bu desteği gördükten sonra bu işi başaramayacağını düşünmüyorum. Değerli dernek başkanları, buradaki Malatyalıların sorunlarını beraber çözmemiz gerekiyor. Buradaki iş alanlarımızı beraber hareket etmemiz gerekiyor. Buralarda Malatyalıların sıkıntısı varsa, buradaki fakirimiz varsa, dolumuz varsa, yetimimiz varsa, öksüzümüz varsa bu hepimizin görevidir. Ve her dernek başkanı kendi içindeki sorunu tartışıp bizlere gelip bizlere de aktarıp bizler de onlarla bunu paylaşmak bizim için de bir borç olacaktır. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Örgütlerde teşkilatlanma çok önemlidir. Bakın 216 tane sivil toplum örgütünün bir gün ziyaret etmeye çalışsan haftada bir gün geçsen 216 hafta eder. 216 haftayı siz değerlendirecek olursanız bu 7-8 seneye geçer. Bir sefer ziyaret edeyim dahi deseniz. Onun için düşündük, taşındık. Maztöbü ancak ve ancak şöbeleştirmek suretiyle bir araya getirebiliriz ve onlar şöbeleştikten sonra Maztöb o zaman daha güzel bir şekilde faaliyetlerini iyi yürütebilir. Hemen Esenler Şöbesini kurduk Malatya'da yoğunlukla. Malatyaların bulunduğu bölge Esenler'de, Esenler'de şöbeyi kurduk. Şimdi Sultan Kazi şöbesini Arnavutköy ve Gazi Osman Paşa'yı da dahil ederek bu şöbeyi işte bu istişari toplantılardan birisidir. Bu istişari toplantılar neticesinde de inşallah resmiyet kazanacak ve Sultan Kazi şöbemizi de böylece kurmuş olacağız. Ondan sonra asker yakasını. Değerli arkadaşlar, Malatya burada az önce slaytını da gördük. Maztöbünde çok kıymetli dergileri var. Oradan da takip etmeye çalıştık. Ayrıca bizim de bildiğimiz gerçek var. Hakikaten başarılı. Dernekçilik noktasında yine başarılı. Kendileri kendi eksiklerini söylüyorlar ama birçok, tabii eksiklikleri söylemek, tamamlamak adına güzel şey, birçok yöre dernekleri o noktaya hiç gelmiş değiller. Yani sizlerin şu an bulunduğunuz seviyenin yakınında bile değildir. Ama siz mükemmeli arama noktasında bir gayret sarf ettiğiniz için bunu bir eksiklik olarak telakki edebiliyorsunuz ayrı konu. Değerli arkadaşlar, bu akşam hakikaten çok kıymetli konuşmacılar var. Ben işin doğrusu söz almak da istemezdim ama hadsizlik de olmasın. Çok kıymetli ağabeylerimiz var, teşkilatçılarımız var. Daha ziyade belki onları da dinlemek faydalı olur. Sizlerden bize yönelik sorularınız, eleştirileriniz ya da önerileriniz olacaksa onlardan not almaya çalışacağız. Biz daha ziyade sizleri dinlemek isteyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet, İl Genel Yönetimi ve Yardımcıları da burada. Ahmet Çelik, Mehmet Kalan, Akif Kurul ve tabii ki benim meslektaşım. Yıllardır aynı mikrofonları paylaşmaya devam ediyoruz. Yeni yılda hayırlı olsun. Radyo yoluna yayın yapmaya devam ediyor. Sevgili Umut Öztürk. Küçükçekmece. Evet, Maztöb Genel Başkanı yaptı. Küçükçekmece Dernek Başkanı Halim. Yine aynı şekilde meclis üyelerimiz Bilal Biricik, Ayten Zongur ve Gazman Paşa meclis üyesi Eyüp Tuncer. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bakın 2002'den sonra sivil toplum kuruluşlarının organize olmasında, federasyon olmasında, konfederasyon olmasında ciddi kolaylıklar sağlanmıştır. Dernekler kanununda değişiklik
yapılmış, medeni kanuna değişiklik yapılmış. Bugün sivil toplum kuruluşu kurma o kadar basit hale gelmiştir ki artık bir dilekçeyle sivil toplum kuruluşu olabiliyorsunuz. Tabii sivil toplum kuruluşlarında bir başka nokta birlik ve beraberlik olmak. Sesin gür çıkabilmesi için birlik ve beraberlik önemlidir. Bakın bunu çıkartılan yeni yasal mevzuatla şimdi 5 tane dernek bir araya geldiğinde bir federasyon kurabiliyor. 3 tane federasyon bir araya geldiğinde bir konfederasyon kurabiliyor. Ben burada sivil toplum kuruluşu da görev yapan başta yöneticilerimize sesimizin daha gür, istediklerimizin daha net yukarılara iletebilmesi için birlik beraberlik içerisinde ve tek bir çatı altında toplanarak bunları yukarılara çok net ve güçlü olarak ifade edebiliriz. Türkiye'nin, önce Türkiye'nin tabii, daha sonra yaşadığımız yer olan İstanbul'un, daha sonra da Malatya'nın geleceğine dönük projeler üretecek çalışmalar yapmasını bekliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Basri Düzenli. Özür dilerim, öyle özür için. O zaman niye yarım kalıyor? Alkışlamıyor. Çinçok'ta iyi gelmedi yani. Mahsup yönetiminde bulunan dernek başkanlarımız da var. Yani özü birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bozmamalıyız. 1968 Malatya Hanım Çiftliği doğumluyum. Evli, 4 çocuk babasıyım. Bu akşam konuşmacı sayısı fazla. Dolayısıyla çok fazla uzatmayacağım. İl başkan yardımcılarımın olduğu yerde bana çok da söz düşmez. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin yönetimine katkıda bulunan, Türkiye'nin vizyonunu değiştirmede etkili olan iki tane cumhurbaşkanını çıkarmış bir Malatya, Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunan iş adamlarına sahip bir Malatya, entelektüel anlamda fikir ve düşünce olarak Türkiye'de bir ekol olmayı hak etmiş bir Malatya. Kısacası marka bir şehir Malatya. Gazi Osman Paşa İlçe Başkanı'nın kendisini Malatya olarak hissetmesi haksız değil. Marka bir şehirde, şehre fari bir hemşehir olması onun için de iyi olur diye düşünüyorum. Evet, Malatya Türkiye'nin kuruluşundan bugün her ne kadar resmi ideolojinin bir takım şartlarına rağmen resmi ideolojinin milliyetçi yaklaşımlarına rağmen bu milliyetçi yaklaşımlara karşı reaksiyonlar olarak gelişen değişik bölgelerdeki milliyetçi akımlara rağmen Malatya ve Adıyaman attı. Aramızda Adıyamanlı var mı? Evet. Aramızda Adıyamanlılar da var. Hoş geldiniz diyorum. Malatya ve Adıyaman attı her zaman 1071 ruhuyla hareket etmiştir. Hep birlikte, beraberlikten, kardeşlikten tavrını, duruşunu belirlemiştir. Ve dolayısıyla Malatya'da milliyetçilik gelişmemiştir. Irkçılık gelişmemiştir. Mezhep milliyetçiliği gelişmemiştir. Alevisiyle, sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle kardeş olmuştur. Ve bu anlamda da Türkiye'ye örnek olmuştur. İstanbul'daki Malatyalılar da aynı şekildedir. Bunun için Malatyalı olmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Sözlerimi çok uzatmadan bu akşam aranızda bulunmaktan gurur duyduğumu tekrar belirtiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağlık Sağ ve Hümüş Bakanı Memur Yaşar Yardımcısı Metin Göktuman. Metin Ağabeyciğim hoş geldin. Maztürk Şube Başkanı Fevzi Kılıç. Teşekkür ediyoruz Fevzi Başkanı'na. Koskuran Dernek Başkan Yardımcısı Ramazan Paşahan. Yani teşekkür ediyoruz başkanımıza. İl Başkan Yardımcısı ve Sultan Gazi Belediye Meclis Başkanı Sayın Abdullah Gülaş. Sözü değerli başkanı bırakacağım ama oraya getirebiliriz. Bilhassa 2013 yılı memleketimize, milletimize ve tüm insanlığa inşallah hayırlar getirir. Mastöbümüze de ve bünyesinde faaliyet gösteren derneklerimiz de inşallah 2013 yılı içerisinde çok daha hayırlı ve güzel işler inşallah faaliyetlerini sürdürürler diyorum. Gazi Osman Paşa İlçe Başkanımız ben bir Hataylı olarak kendimi Malatyalı hissediyorum demişti. Buradan yola çıkarak acaba benim de bir bu yönden bir şey söyleyebilir mi dedim.
Bekir abi benim babam Malatya Akçadağ doğumlu. Yani benim bir tarafım. Nüfus kaydımızın bir tarafında yer alıyor bu manada. Tabii işin latifesi değerli arkadaşlar, biz Sivas'ta doğduk büyüdük. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihi darbeler tarihi. Ve maalesef bu darbelerden dolayı, geçmişimizden dolayı Türkiye'deki sivil hayat çok fazla gelişim gösteremedi. Ancak dernekler vasıtasıyla, yani sizler gibi kardeşlerimizin kurduğu dernekler vasıtasıyla Türkiye'de sivil hayat yeşerdi ve büyüdü. Allah sizlerden razı olsun. Yani bu kolay bir iş değil. İşinizden, gücünüzden, ailenizden fedakarlık gösteriyorsunuz ve buradaki dernek çalışmalarına katkı sağlamaya çalışıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Önümüzdeki çok önemli çalışmalarınızda çok daha farklı inşallah çalışmalara imza atarsınız. Güzel işlere imza atarsınız. Biz de elimizden geldiği kadar sizlerin yanınızda olmaya ve sizlere destek olmaya Allah-u Teala da bizlere inşallah nasip eder diyorum. Ve bugün benim de beklentim böyle bir protokol konuşması değildi elbette ama bir iki kelam etmiş olduk. Esas çiğ köftenin tadına varmak gerekir. Herkese afiyet olsun. Bu arada ben de tadına vardım. Bekir abi. Eline sağlık. Malatya merkezlileri adına versem. Aynen öyle. İsmini de telaffuz edelim. En azından reklamın iyi olmaz. Malatya'yı seven kardeşlerim. Malatyalı olmaktan gurur duyan kardeşlerim. Bulunduğu her yerde Malatyalı'nın bayrağını, sancağını dalgalandıran ve yere düşürmeyen kardeşlerim. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sözlerimin başında bugün buraya çok kıymetli il başkanımız Sayın Aziz Babuççu Bey'den katılabileceğini daha önce söylemişti. Ancak biliyorsunuz siyasilerin programları her an şaşar beşer. Bakan gelir, Sayın Başbakan çağırır, genel başkanımızdan bir talimat gelir, değişir. Sayın İl Başkanımız Aziz Babuşçu'nun hasreten selamlarını iletmek isterim. Malatyalı kardeşlerimize hasreten hem selam götürün, hem iki İl Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla aralarında olun dedi. İl Başkanımız Aziz Babuşçu'nun da selamlarını iletmiş olalım. Bulunduğumuz tarihin aktif öznesiyiz. Pasif nesnesi asla olamayız. Hele bir Malatyalı asla olamaz. Biz tarihe şahitlik edeceğiz. Mekana şahitlik edeceğiz ve sorumluluklarımızı kuşanacağız. Bizim bulunduğumuz coğrafyaya borcumuz var. Bizim bu millete borcumuz var. Bizim tarihe borcumuz var. Bizim sorumluluğumuz sadece Malatya'ya değil. Bir Malatyalı kardeşim sadece sorumluluğunu Malatya'ya görmez. Bulunduğu coğrafyaya, yaşadığı yere renk katar, değer katar, oranın derdiyle denir. Ben bunun için İstanbul'da örgütlenen değerli MASTÖB'ümüzü tebrik ediyorum. Hakikaten bundan sonra Malatyalılar bir ilkeye karar verdik. Dedik ki bir, başkanımızla geçen gün konuştuk Malatya kamu derneklerinin toplantısında. Birincisi, Malatyalılar bundan sonra hiçbir zaman birbirini eleştirmeyecek. Kesinlikle. Ne bir siyasetçimizi eleştireceğiz, ne bir kamudaki çalışanımızı eleştirecek, ne de bir iş adamımızı. Biz birbirimizi hep böyle el üstünde tutup bir yerlere çıkartmamız lazım. Biz mesela Halis Bey burada, İl Başkan Yardımcısı. İnan ki belki kendisiyle de çok görüşmüyoruz. Ama orada olduğuna biz gurur duyuyoruz. Ve daha nice hemşerilerimizin hem CHP'de olmasını istiyoruz, hem MHP'de olmasını, hem diğer partilerde olmasını istiyoruz. Çünkü az önce bir ilçe başkanımız dedi, yani sivil toplumlar halkın önde giden, istişare güçlü olan toplumlardır. Biz de onun için bundan sonra gerekirse başkanımla da biz bir istişare edecek, bir 15-20 tane güzel böyle akıllı kişiler oluşturacak. Üst kurulu diye. Malatyalılar hakkında herhangi bir yanlış yapan, herhangi bir yanlış şeyle mesaj gönderen bunların kulağını hafif de olsun çekecek. Bundan sonra yani öyle herkes gelişi güzel Malatyalılara eleştirme olmayacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle biraz başınızda ağrıttım diye düşünüyorum ama şimdi başkanım özür dileyerek yani şey yapıyorum. Her Malatyalı hangi partide olursa olsun buraya gelerek Halis Başkan'ın da anlattığı çok bedeller ödedi. Çok bedeller ödedi, halen de ödemeye devam ediyoruz. Bugün bu kardeşinizin de Yeni Şafak'ın
orta sayfasında Çevik bir, ondan sonra diğer Karadayı, onun altında bir haberi var Yeni Şafak'ta. Belki okumuştursunuz. Ben de bedel ödedim. Benim de evimi gece geldi taradılar. Yani her Malatyalı, bir de şunu söyleyeyim, Türkiye'de en çok bu bedelleri de bu askeri şeyinde Malatyalılar ödemiştir. İşte Ramazan Bey de tut da daha nice anlatacağımız insanlar var. Daha içeride olanlar var, halen yatanlar var. Ama Malatyalılarda da bir tek ses yoktur. Bunu da arz edeyim. İşte biz ne zaman bir tek ses olduğumuz zaman, o zaman bizim hem Ankara'da lafımız dinlenecek, her yerde bizim sözümüz dinlenecek. Onun için ben bu duygu ve düşüncelerle şunu söylüyorum Malatyalılara. Biraz daha safları sıklaştıralım. Biraz daha birlik beraberlik olalım. Hep beraber el ele güzel günler inşallah göreceğiz. Temenni ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarla, hürmetlerle, muhabbetle selamlarım. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum başkanıma. Güzel mesajlar verdi. Şube Genel Sekreteri Muharrem Mutlu. Yurtu Dernek Başkanı Mehmet Eşsiz. Yamaç Dernek Başkanı Ramazan Şahin. Rıga Dernek Başkanı Hasan Arıkmağ.